Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim arkadaşlar. Mercimekten ekmek yapacağız. İçerisinde hiç un yok arkadaşlar. Sadece mercimekten yapacağız. İnanılmaz hafif ve müthiş lezzetli bir ekmek oldu. Bu ekmekle zayıflayabilirsiniz arkadaşlar. Yapanlar, deneyenler bir hafta 10 gün içerisinde çok güzel kilo verdiklerini anlatıyorlar. Ben de denemek istedim. Bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde kuru bakliyatlardan da harika ekmekler yapabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimizi açıklama kısmına da yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. 1 su bardak kırmızı mercimek. Kırmızı mercimeği 2 su bardak, 2-3 su bardak sıcak kaynar su ile ıslattım. Yaklaşık 10 saat beklettim. Ben sabah ıslattım, akşam bu tarifi yaptım arkadaşlar. Sizler akşamdan ıslatıp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde süğmeler oluştu. Bu şekilde bekleteceksiniz arkadaşlar. Mercimeğimiz yumuşayacak ve süğmeye başlayacak. 2 tane yumurtayı mikser kabıma alıyorum, robotuma. Yaklaşık 2,5 yemek kaşık yoğurt. Süzmüş olduğum mercimeği, bir paket kabartma tozunu, üç yemek kaşık zeytinyağını, yaklaşık 1,5 çay kaşık tuz, damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini robotuma alıyorum. Yaklaşık 20 saniyede en son devirde hızlı bir şekilde çalıştırıyorum. Sizler normal blenderdan ya da mikserden bu işlemi yapabilirsiniz. Püre haline gelecek arkadaşlar. Mercimeğimiz hissedilmeyecek, püre haline gelecek. Çok kolay bir şekilde zaten olacaktır çünkü ıslattığımız için gayet yumuşak oldu mercimeğimiz. Bunun için gördüğünüz gibi hamur kıvamına geldi. Bu işlemi birkaç sefer yapabilirsiniz. Ben 2 sefer 20 saniyede hamurumu elde etmiş oldum. Elde ettiğim mercimek hamurunu böyle bir kabıma aktarıyorum. Şimdi burada ekleyeceğiniz malzemeler içerisine arkadaşlar arzuya göre daha çok vitaminini, faydalarını çoğaltmak için 1 yemek kaşık çörek otu kullanıyorum. 1 yemek kaşık chia tohumu kullanıyorum. Tamamıyla dediğim gibi isteğe bağlı arkadaşlar. Keten tohumu da ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz baharatları, tohumları burada ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 1 tutam taze dereotu doğruyorum. Dereotu da inanılmaz yakıştı arkadaşlar. Yarım kalıp beyaz peynir ovaladım. Hepsini şöyle bir güzel karıştırıyorum. Hiç içerisinde un yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kıvamı mercimekten aldık. Gerçekten harika kokuyor. O mercimeğin ıslatılmış çiğ kokusu müthiş arkadaşlar. Böyle bir fırın kabına tabağın katını sıvı yağ ile fırçayla yağladım. Harcımı kabıma boşaltıyorum. Önceden ısınmış 180-190 derece fırında kontrol edelim arkadaşlar. Altı üstü kızarana kadar kürdan testi yapalım. Piştiğinden tam emin olalım. Bu işlem 30 dakikada sürebilir, 40 dakikada sürebilir arkadaşlar. Dediğim gibi içinin piştiğinden emin olun. Kürdan testi mutlaka yapın. En sonunda üzerine bolca susam serptim ve fırına gönderdim. İlk etapta fırınımı 30 dakikaya ayarladım. 30 dakika içerisinde kürdan testi yaptım. Piştiğinden emin olduktan sonra fırından çıkardım.
asla çiğ kalmıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel pişecektir. Gördüğünüz gibi pişerken de bu şekilde kabarıyor. Hafiften kenarlarında çatlamalar oluyor. Hiç sorun değil. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kürdan testi yapıyorum. İçinin piştiğinden emin olmak için. Hiçbir şekilde kürdanıma hamur gelmedi. Ve fırından çıkartıyorum artık. Şahane görünüyor gerçekten. Müthiş de lezzetliydi arkadaşlar. Gün içi asla ekmek yemeyin. Bu ekmekten yiyin. İnanın zayıflayacaksınız. Yapanların da yorumlarını bekliyorum. Kaç kilo verdiniz? Lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvamını. Şahane görünüyor. Şimdi keseceğim. İçini de sizlere göstereceğim. Poğaça tarzında. İçerisinde dereotu var arkadaşlar. Peynir de var. Ve tohum ve susam. Çörek otu. Hepsi var arkadaşlar. Harika oldu. Çok da faydalı oldu. Evet, yumuşacık görüyorsunuz arkadaşlar. İçinin ne güzel piştiğini de görüyorsunuz. Şahane. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Hem vitamin bombası hem unsuz. Nefis bir ekmek yaptık. Daha ne olsun? Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz paylaşımlarım devamı için lütfen kanalıma abone olup zil sesini açalım ve paylaşımlarıma beğen ve yorum bırakalım arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınız benim için çok değerlidir. Bu paylaşımları sizler için yapıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.